Bu dersimizde alüminyum ve alaşımlarının özellikleri ve kullanım örnekleri hakkında bilgiler öğreneceğiz. Alüminyumun bazı özellikleri şöyle. Yoğunluk 2,71 gram bölü santimetre küp. Ergeme sıcaklığı 660 santigrat derece. Sıvı genleşme katsayısı 20 ile 100 santigrat derece arasında. 23,6 çarpı 10 üzeri eksi 6 1 bölü santigrat derece. Elektrik iletkenliği 6 çarpı 10 üzeri 7, 10 metre üzeri eksi 1. Isıl iletkenlik katsayısı 247 watt bölü metre kelvin. Elastisite modülü 69.000 newton bölü milimetre kare. Akma sınırı alaşım ve ısı işlem durumuna göre 35 ile 500 newton bölü milimetre kare arasında değişiyor. Alüminyum ve alaşımlarının en önemli avantajı hafifliktir. Eğilme durumunda hafiflik kıyaslaması Re üzeri 2 bölü 3 bölü Rho ile yapılır. Bu konu 14. bölümde detaylı bir şekilde anlatıldı. Burada doğrudan aldık. 70-75 alüminyum alaşımının akma sınırı 505 MPa. Re üzeri 2 bölü 3 bölü Rho dediğimiz zaman yoğunluk 2,71'di. 23,48 çıkıyor. 4340 çeliği bu Amerikan standartlarına göre. Bunlar ultra dayanımlı çelikler. Re 1860 MPa. Oranladığımızda 19,26. Buradan alüminyum alaşımının hafiflik açısından %40 daha avantajlı olduğu açıkça görünüyor. Eğilme durumunda hem hafiflik hem de rigidlik açısından biraz uçak kanatlarında önemli bir özellik. Karekök E bölü Rho değeri kıyaslanıyor. Alüminyumun elastisite modülü 69.000 MPa. Çeliğin 210.000 MPa. Elastisite modülü karekök değeri bölü Rho dediğimizde alüminyum 97,2, çelik 58,3 oluyor. Burada gördüğünüz gibi alüminyum çeliğe göre %60 civarında daha avantajlı oluyor. Elektrik iletkenliği açısından bakır ve alüminyumu kıyaslıyoruz. Elektrik iletkenliği konusunu işlerken hatırlarsanız elektrik iletkenliği gümüş, bakır, alüminyum olarak sıralanıyordu. Bakırın elektrik iletkenliği 6 çarpı 10 üzeri 7, 10 metre üzeri eksi 1, alüminyumun 3,8. Yoğunluklarına oranladığımızda bakır 0,67, alüminyum 1,4 oluyor. Buradan görüldüğü gibi ağırlık avantajı açısından alüminyum 2 kat daha iyi oluyor. Bundan dolayı havai iletim hatlarında alüminyum teller kullanılıyor, bakır teller kullanılmıyor. Tabii ki ekonomikliği de var. Isı iletkenlik bölü yoğunluk kıyasladığımızda yine alüminyum bakırın yaklaşık 2 katı avantajlı görünüyor. Çizelge 14.5'te bazı alüminyum alaşımları ve bunların özellikleri ve kullanıldığı yerler hakkında bilgiler var. Ben burada 4 tanesini aldım. 2 tanesi hakkında kısaca bilgi vereceğim. Alüminyum ticareti yapan firmaların web sayfalarında buna benzer bilgiler de bulabilirsiniz. 20-24 alaşımı çökertme ısıl işlemi yapılabilen dövme alüminyum alaşımı. Bunun alaşım elementleri %4,4 bakır, %1,5 manezyum, %0,6 mangan. Tabii yaşlandırma yapılmış durumdaki mekanik özellikleri. RM 470 MPa, akma sınırı 325 MPa. RFET yani tam değişken eğilme yorulma dayanımı 5 çarpı 10 üzeri 8 tekrar için 140 MPa. Yorulma konusunu işlerken anlatmıştık. Alüminyum alaşımları yorulma limiti göstermiyor. Süreli yorulma dayanımları söz konusu. Dolayısıyla yorulma dayanımı yazıldığı zaman tekrar sayısı da yazılması lazım. Sertlik 121 nel.
Koma uzaması %19-20. Elastisite modülü de 73 GPa. Kullanıldığı yerler bu alaşım yüksek dayanımlı ve korozyona dayanıklıdır. Uçak parçaları, perçin, araba jantı, piyasada çelik jant diyorlar. Çelikle alakası yok tabii. Dişliler, otomobil parçaları, silindirler, pistonlar, bağlama elemanları. 70-75'i de inceleyelim. Çökertme ısı işlemi yapılabilen dövme alüminyum alaşımı. Alaşım elementleri %5,6 çinko, %2,5 magnezyum, %1,6 bakır, %0,23 krom. Suni yaşlandırma yapılmış durumda çekme dayanımı 570 MPa, akma sınırı 505 MPa, RFET 160 MPa, sertlik 151 nel, koruma uzaması %11, elastisite modülü 72 GPa. Kullanım yerlerine örnekler: yüksek dayanım isteyen uçak parçaları, makine parçaları ve silah sanayi. Evet, bu çizelgenin devamı var. Bu dersle beraber alüminyum konusunu bitiriyoruz. Bundan sonraki dersimizde bakır ve alaşımları konusunda konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın.